bir şeyler anlatırım ama şöyle hayat tecrübeme dayanarak çok fazla da plana bağlı kalmadan sizinle olan sohbetimizi veya dersimizi sürdürmek istiyorum. Kaymakam, kelim olarak nedir? Vali nedir? Yani hiç düşündünüz üzere, mutlaka düşünmüşsünüz. Yani sözlüğe bakmışsınız, kaymakam nereden türemiş, nereden gelmiş. Yani önceki yıllarda bu statüde olan kişilere ne deniyordu, herhalde bunlara bakmışsınız. Vali, işte Arapça kökenli bir kelime. Veli, vasi, işte sahiplenme, oradan geliyor orijin itibariyle. Ama kaymakam sözcüğüne de bir bakın, o da Arapça sanırım böyle. Yani şu anda aklıma geldi böyle sizin belleğinizi karıştırmak istiyorum daha doğrusu, göreceksiniz. Kamuda kariyer meslekleri var. Yani devletin şöyle yönetim şemasına baktığınız zaman bazı meslek alanları, meslek grupları kariyer meslek olarak tanımlanmış. Nedir kariyer meslek dediğiniz zaman? O görevlere gelebilmek için belli okulların bitirilmesi öngörülür. O görevde, statüde yer alabilmek için mesleğe kabul formaliteleri farklıdır. İşte bunlardan bir tanesi de kaymakamlık görevidir. Bir diğeri hakimlik savcılıktır. Bir diğeri denetim elemanlarıdır. Ve bir diğeri de özellikle son yıllarda kamuda sıkça her bakanlık üyesinde yer verilen uzman statüde çalışanlar. Bunlar kariyer meslekler. Bu kariyer meslekleri şöyle irdeleyip imkanları itibariyle piyasaladığı zaman kaymakamlık görevinden gelenler, yani kaymakamlık kariyer mesleğinde pozisyon edilmiş olanlar devletin yönetim şeması içerisinde Yargıtay çizgisi hariç hakim savcı dediğimiz adli yani hakim ve savcı alanları hariç diğer bütün alanlarda görev yapabiliyorsunuz. Yani görev alanınız en geniş bir kesimsiniz. Yani bu statünüzü, bu farkınızı bir defa bilin. Böyle bir durumdasınız. Valilikten de farklı. Yani valilik siyasi bir makamdır. Ama kaymakamlık demin de ifade ettim. Bir kariyer meslektir. Belli sınavları geçmiş olmanız, belli eğitim almış olmanız gerekir. Dolayısıyla sayılarınız belli. Ne kadar ilçe varsa o kadar aktif olarak çalışan kaymakam var. Gittiğiniz yerde sizin görev ve işleriniz elbette ki yasayla belirlenmiş. Ama temsil konumunuz itibariyle bütün merkezin merkez yapı içerisinde yer alan bütün bakanlıkların da temsilcisi durumundasınız. Yani onları da orada temsil ediyor durumundasınız. Elbette ki bakanlıkların ilçelerde şube müdürlükleri olabilir. Ama nihayet bütün o müdürlüklerde yazışmaları sizin aracınızla yapıyor. Bu sizin aracı olmanızın anlamı demek ki temsili doğrudan doğruya siz sağlıyorsunuz. Yani bu böyle sıradan olan bir şey değil. Ve bir farklı durumu var. Bizim hizmet anlayışımız açısından devleti irdelediğimizde çok şey söylemek mümkün. Yani tüzel kişilerle, gerçek kişiler gibi, bir canlı organizma gibi hep gelişiyor, değişiyor. Dünyada olup bitenleri dikkate almak suretiyle hizmetleri daha seri, daha etkin kılabilmek için farklı yöntemleri, aşamaları devreye sokuyoruz. Bakın Türkiye
son 10-11 yıldır. Yani bu olay şeyleri söyleyeceğim. Bunları hiç farklı olarak algılamayın. Muazzam bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. İşte bu değişim dönüşüm yaşıyor derken lafı kelam değil. Bunun arka planı var. Yani bu değişim ve dönüşümü haklı gösteren veriler var ortada. İşte Türkiye'de 2002 yılında ihracat 36 milyar dolar, 2013 yılında 152 milyar dolar. Sağlık hizmetleri alın, eğitimi alın, ulaştırmayı alın, sosyal alandaki hizmetleri alın. Muazzam bir değişim ve dönüşüm var. Büyük bir farklılık var. Peki nedir acaba yani bu farklılığı sağlayan etkenler nedendir? Yani bunları sizinle paylaşmamda yer olduğunu düşüneceksin diye. Onun için bu paylaşımı yapmadan önce de bu alt hazırlığı ifade etmek istedim. Değerli arkadaşlar, bizim kamu yönetimi anlayışında en belirgin özelliğimiz devlet birey ilişkilerinden devletin fonksiyonunu, işlevini hizmet odaklı olarak kurgulayıp pratiğe dönüştürmemize bağlı bulunuyor. Devlet dediğimiz organizmayı var eden millettir. Şöyle düşünüyoruz. Millet de bir hiç ortak paydaları olmayan insanlardan, kümelerden oluşmuş bir grup değil. Milleti var eden değerler var. Müşterek tarih var, vatan var, örf adet var, gelenekler var, inanç var. Bu değerleri paylaşan insan grubuna millet diyoruz. Millet de kendi hizmetini görmek, yönetimlerin hukukunu belirlemek, insanların hak ve özgürlüklerini güvence altına almak, kamu düzenini tesis edip korumak üzere fonksiyonlandırdığı organizasyonun adı devlet. O zaman devleti millet var etti. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım diye düşünüyorum. Ve hemen hemen her gittiğim yerde buna benzer toplantılarda bu bakışımızı paylaşıyorum. Bakın siz içinizde hukuk mezunu olanlar vardır. Kaç kişi hukuk mezunudur? Kaç kişi kamu yönetimi? İktisat var mı? İşletme? Ha, tamam, maşallah. Hepiniz okudunuz, duydunuz. İnsan hakları var. İnsan hakları öğretisi var. Pratiği var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Bunu tanıyan ülkeler var. Ve o sözleşme kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Ülkelerin anayasalarında insan hakları, hak ve özgürlükleri ayrı bir fasıl altında yer alır, önemsenir. Siz bugüne kadar devlet hakkı diye bir şey duydunuz mu? Devletin hakkı olmaz. Devletin ödevi var. Devletin görevi var. Çünkü devlet bir hizmet organizasyonudur. Biz Türkiye'yi öyle bir ortamdan bugüne getirdiysek bizim bütün faaliyetlerimizin merkezinde insan yerleştirmiş olmamız önem arz eder. Merkeze insan oturttu. İşte Osmanlı Devleti'ni var eden Şeyh Edebali'nin o meşhur özdeyişi var. İnsanı yüceltti, devlet yüceltti. Dolayısıyla biz o düsturu esas aldık. Merkeze insan yerleştirdik. Ekonomik, sosyal, bütün faaliyetlerimizi, insanın huzuru, güvenliği, esenliğini dikkate almak suretiyle planlıyor. Kaynaklarımızı ona göre tavsiye ediyor ve icra aşamasına koyuyoruz. İnsanı düşünmeyen, dikkate almayan, bireysel ya da kurumsal,
hiçbir faaliyetin başarı şansı yoktur. Siz görev yaptığınız yerlerde, yapacağınız yerlerde salt insan değeri açısından onun felsefi düşüncesini dikkate almaksızın, mezhebini dikkate almaksızın, etnisitesini dikkate almaksızın bizatihi o varlık olarak bakmazsanız hep sıkıntı olacaksınız. Ama insan olarak bakarsanız, adımlar zoruna yol atarsanız işleriniz kolaylaşır. Başarılı olacaksınız. Doğru olan bu. İnsan fıtratına uygun olan da bu. Biz böyle diyoruz, böyle bakıyoruz. Dolayısıyla ben bunu söylerken elbette ki milletin var ettiği devlet olarak nitelediğimiz hizmet organizasyonunu işlevini, etkinliğini azaltıyor değil. Etkinlik bu çerçevede yürümesi lazım. Böyle bakmamız lazım. Hani bir insanı öldüren alemi öldürür diye özdeyişler var. Bunlar önemli. Hak hukuk bakımından öyle. Dolayısıyla siz merkezdeki bütün organları temsilen ilçe olarak, idare bölümü olarak nitelediğimiz yerlerde kaymakam sıfatıyla görev yaparken bu perspektifi, bu bakışı hiçbir zaman aklınıza çıkartın. Ve hatırlayın, duyarsınız duymasınız o sizin taktiğiniz. Ama bu bakış itibariyle bir sorun yaşadığınız zaman mutlaka bunu hatırlayın. Ve bu sizin işinizi kolaylaştıracak, rahatlatacak. Doğru olan da bu. Bizi ileriye götürecek olan da bu bakış. Yani bakışlardan bir tanesi. Mutlaka bu kadar farklı bakış enstrümanları veya açıları olabilir. Bulunduğunuz ilçede hiçbir zaman ulaşılamayacak bir konumda bulunmayın. Vatandaş mutlaka size en seri şekilde ulaşabilmeli. Ya niye bana ulaşsın? Biz bunları hizmet ünitesi olarak görüyoruz. Hizmet alacak olan o. Ha, siz bizim insanlara, insanımıza götürdüğümüz hizmetin kaynağı da ondan ayrı. Yani hazine dediğimiz yer, harcamaların toplandığı yer ismi hazine. Bu hazine dediğimiz varlığın sahibi de millet. Biz millet ait kaynakları planlama yaparak onların sorunlarını ilerlemek, refah seviyelerini yükseltmek amacıyla hayata dönüştürüyoruz. Neyse sizin bütçeniz, imkanlarınız. Mutlaka vatandaş size erişebilecek bir yerde olur. Erişemeyecek yerdeyseniz ya da çok sıkıntı çekersiniz. Ha bu demek değil de ki sizin odanız, makamınız yol geçen hanına dönüşsün. Ama bir üstünde size erişebilmesi lazım. Doğudan dolayı size gelemiyor olsa bile mutlaka onu doğudan dolayı size iletebilecek bir yere erişme imkanı da olması lazım. Bir diğer tecrübem size paylaşmak istediğim. Mutlaka paylaşımcı olun. Beklemediğin sorunları yaşayabilirsiniz. Deneyimini yaşamadığınız durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, çevrenizle, güvendiğiniz kişilerle bunları paylaşın. Yani istişare edin. Bunun faydasını göreceksiniz. Ben hep tecrübelerini düşünüyorum. Bu hükümette olabilir, dernekte olabilir, vakıfta olabilir, siyasi partilerde olabilir. Ben işte demin de öğrencimiz okulda. Türkiye Şevkar 10 yıldır yöneten bizim partimizin 5-5,5 yıl teşkilat başkanlığını yaptı. Çok zor bir görev. Yani iki büyük kongreyi idare ettik. Ve bir süreç. Hep şunu gördüm. Onlar da bunu söyledi.
bir yerde sorun varsa o sorunun çok farklı sebepleri olabilir. Sıralayan dediğiniz zaman belki de alt alta işte 10 tane, 15 tane, 20 tane sıralama yapabilirsiniz. Ama bir tane en önemlisi ne dendiğinde paylaşmamak en temel sorun. Paylaşım yoksa burada sıkıntı var. Demokrasinin gereği de bu. Paylaşacaksınız, katılımcı olacaksınız. Dolayısıyla mutlaka buna da özen gösterdim. Bir diğer benim size söyleyeceğim husus, görev ve yetki sınırlarınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Görev alanınız ne? Yetkileriniz ne? Bu çerçevede kullanacaksınız. Geçenlerde bizim bakanlığımızın gümrük idarelerinde, hudut kapılarında ayrıca mülki amirler bulundu. Mülki amirler, İçişleri Bakanlığı'nın elemanları, ya oradaki kaymakamdır, ya vali muavindir. Orada bulunan mülki amir olarak denir, buna görev yaparlar. Bir gümrük kapısında bir takım sorunlar yaşanmış. Yani bu tam hayata geçmedi, sonlandı. Tam bir örnek uzun devirdi. Mülki amir hemen bir tutarak tutmuş. İşte kapıyı kapatıyorum diye. Kapı kapatır mı? Kapatabilir misin yani? O yetkini bileceksin yani orada. Yani bizim işte müsteşarın haberi oluyor. Burada ilgili vali arkadaşla konuşuyor, müdahale ediyor. Tutarak tutmuş kapama tutarında. Yani bunu bilin yani. Yani bilmezseniz şey duruma düşersiniz. Ha ben yetkimi bilmiyorum. Şimdi burada tereddüt edip işi de zamanı terk etmeyeceksiniz. Yani ben işte bunu yapmadım ama işte yetkimin çerçevesini bak veriyorum. Öyle işler var ki anında da karar vermeyeceğiz. Onun için her zaman hazır ve nazır olacaksınız. Görev ve yetki alanınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bir diğer konu, tabii görev yapacağınız ilçelerde bizim parlamenter rejim itibariyle dikkate aldığımızda erkler ayrılığı, yasama yürütme, yargı olmaması gerekir. Ama bazı yerlerde ben yaşandığına şahit oldum. Gene duyuyorum, şu sıralar bile yaşandığını duyuyorum. Genelde yargı erkini mensuplarıyla mülki taraftaki arkadaşlar arasında bir şey oldu, bir protokol sıkıntısı oldu. Sakın bunlara düşmeyin. Orada bulunduğunuz yerde hakim savcı arkadaş bunu bir soruna dönüştürüyorsa siz o ilçede idarecisiniz. Onun boşluğunu siz alın. İpi gevşetip de insanların ayaklarına dolanmasına katkı vermeyin. Boşluğu siz alın. Yani adam geldi, atandı. İşte ben savcıyım, bana gelsinler, ben ne yediğim. Gelmese bile makul söz varsa gidin. Demeyin önce bana gelsin orası. Gidin orada konuşun. Yani diyalog kanalları açık olsun. İlçede görevliler ne olursa olsun, yani öznel yaklaşımları, bakışları ne olursa olsun, nesnel davranmak zorundasın. Böyle bir lüksünüz yok. Yani kendi statünüz dolayısıyla kamu hizmetinin aksamasına yol açacak. Diyalogsuzluk ortamının ortaya çıkmasına vesile olacak tutumlardan şiddetle uzaklaşmanız gerekiyor. Öylesi ortamları ilerlemek için nefsinizden harcaması gereken varsa bunu harcamakta cimri davranmayın. Harcayın. Onu harcarsanız büyüyorsunuz zaten. Hizmetlerde. Bunu da herkes takdir edin. Ve hiçbir zaman iz bırakmak için bir işlem yapmayın. Doğru yapın.
öncelikleri belirleyin. Bunu yaparsanız da iz bırakırsınız. İz bırakmak önceliğiniz olmasın. Hizmet önceliğinizi yapın, imkan önceliğinizi sıralamasını yapın. Bunu doğru yaparsanız zaten iz bırakırsınız. Değerli arkadaşlar, siz orada herkesin bir defa kaymakam olun. Demin söyledim, bizim bakışımızda, kamu hizmeti anlayışımızda esas olan insan. Dolayısıyla herkesin orada kaymakam olacaksınız. Bir gün ben de hakimlik yaptığım yerlerden birisinde, o zaman tapulama mahkemesi vardı, şimdi kadastro mu deniyor, tapulama bilmiyorum. Birleştirdim kadastro, orman kadastrosuyla tapulama birleştirsin ikisi. Tapulamaya da bakmıyoruz. Tapulama mahkemelerinin duruşmaları köyde yapılıyor, ilk duruşmalar. Ya bu yanlış hatırlamıyorsun, Çayır'ı ilk görev yaptığım yerdi. Köye gittik, işte 30-40 dosyayı biliyorsunuz. Ve o köydeki bütün tapulamalara Keko Mehmet diye bir adam itiraz etmiş. Yani bütün davaların davacısı durumunda. Keko Mehmet. Yani köy odasında duruşma salonu olarak kullanıyoruz. Duruşmayı başlatmışız. İşte dosya geliyor. Davacı Keko Mehmet. Davalar değişiyor. Mehmet hiç değişmiyor. Hepsine de aynı işlemi yapıyoruz. İlk duruşma tutanaklar belli. Neyse duruşma bitti. Yani birkaç saat sürdü. İşte bize çay, kahve falan ikram ne alırsınız dediler. Biz de çay aldık herhalde, çay. Çay içtik. Ve ayran içtik, ayran getirdiler. Baktım Mehmet içmiyor. Mehmet bir dedim, siz içmiyor musun? Ben içmem dedim. Peki ısrar etmedim. Neyse ayrıldık. Ha o arada duruşma esasında Mehmet Bey, ben de söz istedim bir kastıma. Yani söz verilemeyecek bir yerde. Ya bir dakika dur Mehmet Bey dedim. Bir de bazen biraz daha sert söylemişim herhalde. Ayrıldık. Ertesi sabah saat 9. Odamda oturuyorum. Kapı çaldı. Girdi Mehmet. Çekiyorum Mehmet. Dedi ki size de dün beni düşmanlarım yanında azarladınız. Bir de onların ayranını içtiniz. Şimdi ben bir çay söylesem, ben bir çay mı içer misiniz dedi. Dedim sen otur bakayım şimdi. Ben oturdum. Neyse odacıyı çağırdım. Sen dedim çay değilsen bana kahve söyleyeceksin. Sen kahveni içeceğim dedim. Neyse ben kahvemi söyledim. Seçimi ne içiyorsun dedim. Neyse seçim. Tamam Mehmet Bey de benden bir çay dedim. Oturdu adam rahatladı gitti. Yani adaletten şaşmayın. Doğru neyse onu yapacağınızdan vatandaş emin olması lazım. Şu gün şöyle, bugün böyle yapar şeklinde bir algı bırakırsanız ya da orada kaliteli hizmet sunamazsınız, siz de rahat edemezsiniz. Vatandaş o algıyı alacaksınız, alması gerekiyor. Ya da sorarlar da bu çiçeklerle tüye ilerledik işte. Gidiyorsun sabahtan akşama kadar işte çiçekler devam ediyor falan. Ya işte yemek yer misin? Ya işte yeriz, insan yemek yer yani. Ben şimdi davacıya da davanın ikramını aldım diye kararını içecek diye düğünü zayıflardan değilim yani. Oturun hep birlikte yemeğimizi yiyelim. Bizim bu adetimiz de var. Beraber yemeği yiyelim, o işimizde neyse biz onu yaparız. E kendinizden emin olun. Böyle yürütürseniz rahat edersiniz. Evet değerli arkadaşlar, tabii söylenecek şey çok. Biraz da kendi bakanlarının görevlerinden söz edeyim. Ne kadar bizim zamanımız? Hücre açık olur, hücre açık olur.
biraz da bakanlığımızın görevlerine gireyim. Sonra varsa soru cevap şeklinde de olabilir. Katkı şeklinde de olabilir. Bir yarım saat daha sürebiliriz. Bakanlığımızın yapılandırılması, Gümrük Ticaret Bakanlığı 2017 yılında 640 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle gerçekleştirildi. İsmi Gümrük Ticaret Bakanlığı. 9 tane genel müdürlük var bünyesinde. Bunlarda bir tanesi Gümrükler Genel Müdürlüğü. Kitapçıkta var sizden, metruk detaylar yoktur. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü. Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dişler Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Esnaf Sanatçılar Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Bu genel müdürlükler hizmet ünitelerinin yapı taşları. Öyleyse bu çerçeve itibariyle baktığımızda sınırlarda, gümrük ilerlerinin olduğu yerlerde bulunacak olan arkadaşlarımız olabilir. O kapılar son derece önemli. İşte diyelim Doğu Beyazıt, Esenler'e, işte buna benzer Cilvegözü, buna benzer yerlerimiz var. Buralar önemli. Buralarda artık gümrük ilerleri de birlikte çalışacaksınız. Türkiye'de deniz, kara, hava, demir yolu, bütün gümrük kapıları itibariyle işte 130'dan fazla gümrük kapımız var. 154 civarında gümrük ilerlerimiz var. 9 tane bölge müdürlüğümüz, işte 16 tane bölge müdürlüğümüz var. Kadromuz yine 16 yerde var. Ve ayrıca ticaret kısmı itibariyle de 81 ilde ilk ticaret müdürlüklerimiz var. Bizim sizlerle doğrudan doğruya ilişkili olduğumuz alanlar bir hayli fazla. Sizin bu eğitiminiz 5 ay sürüyormuş. Müsteşar Bey'e, Sevgullah Bey'e geldikten sordum, 5 ay sürüyor. Ve 5 gün sabah akşam devam ediyor. Siz çok şey öğrenmişsiniz. Mutlaka anlatmış belki bu detaylara girmiş bilemiyorum. Ama sizinle gerçekten çeşitli alanlarımız var. Bir de ben Türkiye'nin diş ticaret varlığı dediğimiz işte 2012 rakamlar itibariyle dikkate aldığımızda 389 milyar dolar TL diş ticaret hacmi. İşte onun 152 milyar doları ihracı, geriye kalan da ithalat. Bütün bu ekonomik değerlerin sirkül edildiği yerler gümrük kapıları. Dolayısıyla Gümrük Ticaret Bakanlığı iç ticaret boyutu itibariyle ticaretin bütününe, gümrükler boyutu itibariyle de diş ticaretin tüm akışını kontrol eden, denetleyen, sevk eden bir bakanlık konumundayız. Böyle bir alanımız var. Ve 389 milyar TL'lik diş ticaret aktivitesini gerçekleştiren ticaret erbabı, sanayicilerimiz. Ve bunların yapıları, meslek yapılarının sayısı 365. Yani Türkiye genelinde 365 tane ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası, deniz ticaret odası var. Artık eskiden kurulmuş, yeni kurmuyoruz. İlçelerde ticaret odası olan ilçeler var. 12 tane de sanayi odası var. 12 sanayi odası da 365'in içinde. Esnaf sanatçılarımız var. İlçelerimizde daha çok bunlar var. Bunları göreceksiniz. Bunların da odalarının sayısı Türkiye'de 3100 tane. Ve Türkiye'de sayılar 2.050.000 dolayında. Bunlar da tabii toplumun gerçekten orta direği olan bir kesim.
bunların faaliyetleri itibariyle gene birlikte dönüyoruz. İşte şoför odaları var, her şey bu kadar. Her ilçede var gibi geliyor bana. Şoför odası, esnaf odası, bazen bunların sayıları çoğalıyor. İşte berberler odası oluyor, fırıncılar odası oluyor, bakkallar odası oluyor. Ha, buna ilişkin bir çalışmamız var. Yani bu oda sayılarını azaltma yönünde işlevlerini öne almak suretiyle yapılarını da daha güçlü hale getirmek amacıyla bir çalışma sürdürüyoruz. Hep de örnek verdiğim örnek şu. Ya benim babam fırıncı olduğu için o alandan örnek veriyorum. Ya fırıncılar odası var, börekçiler var, simitçiler var, yufkacılar var, pastacılar var. Hepsinin malzemesi un, şeker, tuz. Dinleyelim bana fazla. Yani herkes bir oda kurmuş. Öyle bir şey olmuş. Bunlar bizim devreyi toparlamamız lazım. Daha fonksiyonel hale getirmemiz lazım. Her oda, kendisini taşıyamayan her oda o ilçede bir yüktür aslında. Çalışan personel itibariyle yüktür, kira sorunu itibariyle yüktür. Kendisini dönüştürmesi lazım. Dönüştüremiyoruz, o oda işlevsiz. Orada bulunan adamların iş ilanı yeri. Aslında onların işleri mensupların sorunlarıyla ilgilenmek, proje üretmektir. O işleri yapamıyorsan o odanın yapısına sorulmak gerekir. Bu doğrultuda bir çalışmamız var. Ama daha çok sizinle ilgili bunların ötesinde bizim tüketicinin korunması piyasa gözetimi genel müdürlüğümüz var. Bakın Türkiye'de 76 milyon insan var. Her birimiz farklı bir alanla meşguluz. Kimimiz tüccar, sanayici, işçi, memur, öğrenci, idareci. Ama sonuç itibariyle ne olursa bulalım, 76 milyon insan tüketicidir. Yani makineyi üretimi yapan sanayiciler, işte giysi alırken tüketicidir, yiyecek maddesi alırken tüketicidir. Ve dünyada ürün çeşitliliği artışına bağlı olarak tüketici hakları konusunda da önemli gelişmeler var. Ve biz de bu alanı son derece önemsiyoruz. Gene 640 sayılı kanun hükmünde kararnameyle ilk defa tüketici haklarını koruma bağlamında piyasada gözetim ve denetim yapmak üzere Yumruk Ticaret Denetmen Kadrosu oluşturduk. Şimdi bu sene ilk defa onlarla sınavla, kariyer meslek oluyor onlar, eleman alıyoruz. Ve bizim tüketicinin korunması piyasa gözetimi genel müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, sizlerin de çok ilgi alanınızda olan ve bu konuda da hassasiyet içerisinde olmanızı istediğim tüketici hakem heyetleri var bütün ilçelerde. Genelde tüketici hakem heyetlerine idareyle uyumlu pek olmayan veya verim alınamayan veya bendeki algı o, bilmiyorum belki farklıdır. Farklı olduğunu görünce de düzeltirim bu değerlendirme bakışımı. Yani o tür insanlara bırakılır burası. Biraz da kenarda köşede gibi veya aynı makam bu işlerde de kullanılır. Adam odasında yapar bu toplantıyı. İşte bu toplantıyı yaparken ilgili diğerlerle yani burada yapılır. Sonra onlarla da burası diğer makam olarak işlemeye devam eder. Bu alan son derece önemli. Bakın biz geçen sene Ağustos ayında tüketici kanunuyla alakalı bir değişiklik yapacağımız için tasarıyı kamuoyuyla paylaştık. Bir evvelki yani 2011 yılında tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvuran sayısı 250 bin dolar yaklaşık söylüyorum iken geçen yıl kamuoyuyla bu paylaşımı yaptıktan sonra 450 bine yakın duruma gelmişti. Çünkü bu alanda da bizim hedefimiz sloganlaştırdık. Bilinçli tüketici, basitli tacir. Tüketici bilinçlendireceğiz. Bu sadece tüketicinin bilinçlendirmesi, tüketicinin hakkını, hukukunu korunmasına yönelik değil.
Tüketici ne kadar bilinçli hale gelirse üretimin kalitesi o kadar artar. Tüketici ne kadar seçici olursa, hak ve hukukunu arama noktasında hassasiyet içerisinde olursa, üreticilerle ürettikleri, tüketiciye sundukları ürünlerin kalitesi noktasında o kadar hassas olurlar. Rekabet var ortada. Ve ülkelerin zenginliği bir satımlarıyla oluşuyor. Ne kadar mal üretiyorsun, ne kadar satıyorsun? Pazar payınız ne? Dolayısıyla bütün bu faaliyetler birbirini tamamlayan Türkiye'nin geleceğine, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olarak nitelediğimiz 2023'e doğru giderken 500 milyar dolarlık ihracat hedefine erişmemizde katkı sağlayan çalışmalar. Dolayısıyla tüketici hakimiyetlerinin yapısını iyi takip etmeniz gerekir. Ve tüketicinin korunması için kanun tasarımız da hazır. Bu da denk geldi. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'ndan sonra önce EKK'da, Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda görüşeceğiz. İki noktada takılmış durumdayız. Takılım yok, üzerinde çalışıyoruz. Birisi bankalarla ilgili. Faiz işi gelir kalemleri konusunda nasıl bir yol izleyeceğimiz. Bir diğeri de marketten satışlarla alakalı. Ve kanun tasarımımızda ayrıca tüketici hakim heyetlerinde istihdam edilmek üzere raportör kadrosu ihtiyaç ediyoruz. Yani o hakim heyetlerinde mutlaka bir raportör ihtiyaç var. O kararlar ne kadar düzgün çıkarsa, ne kadar hukuksal dille yazılırsa mahkemelerin işi azalır. Çünkü sonuçta onları da yargıya taşıyorlar. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Yine değerli arkadaşlar, bulunduğunuz yerler kimse sizlerin kimisiz olacaksınız. Unutmayın. Alan telefon açıyorum. Buluyorum bir yerden işte. Patmos'tan açıyorum. İşte şuna ulaşamadım. İşte niye şuna ulaşamadım? Ya bana ulaştığında niye ulaşamadım? Ya belki aramamıştır, söylüyordum. Belki o sessiz, yani kimsesizlerin kimi olacaksınız? Orada bir haksızlığa uğrayan, zorlu olan bir birey demesi gerekiyor ki ben giderim kaymakamam. Ya bizim geleneklerimiz içerisinde vardı. Yöneticilere halkımızın bakışı çok iyidir. Çeşmeyi derdik ki. Gelirdi işte orada kadın veya işte yaşlı zat falan. Muhtar olmadan olmaz dedi muhtar. Orada muhtar niye de muhtar orada şeyi temsil ediyor. Otoriteyi temsil eden kişidir. Muhtar üyesin. Dolayısıyla kimse sizden kim olacaksınız? Bakın Türkiye'de 8,5 milyon engelli vatandaş var. 8,5 milyon. Çok önemli bir soru. Bak müsteşar yardımcınızla çalıştık. Ben genel müdürümde, sosyal yardımlaşmada, daha önceki bakanlık döneminde Aziz Bey. Biz orada birlikte çok güzel şeyler yaptık. Projeler gerçekleştirdik. Ve hükümetimizin de tabii çok önem verdiği alanlardan bir tanesi. Hiç kimse aç açık olmayacak. Ha bunu imkanlarımız ölçüsünde yapacağız. Yani yoksulluk, zenginlik ülkenin ekonomik durumuna göre belirlenebilecek bir durum, bir sonuç. Çok zengin ülkelerde bile yoksulluk var. Niye? En üsttekiler ve en alttakiler arasında şey. O skala işte yoksulluktur. Dolayısıyla Türkiye'de son yıllarda yine hep hükümetin gündeminde olmuştur, birinci sırasında olmuştur. İşte sosyal yardımlaşma vakıfları her ilçede var. Bu vakıflar iyi çalıştı. Ha bu vakıfların
çalışmalarını yaparken haksız bir uygulama vatandaşın size ve sizin şahsınızda devlete olan adalet algısı anlayışını zedeler. Hak etmediği birisine yoksul ve kimsesizliği için tahsis edilmiş kaynak kullandırılırsa, bunu iyi takip etmezseniz o haksızlık yapmanın vebalinin ötesinde vatandaş algısını çarpıtmaya sebep olursunuz. Ha, gene altını çizeyim. Ben burada çok inceleyip sık dokuyacağım da yardımların da bir zamanın da erişmesine de engel olmamalısınız. Hem tempo hem hassasiyet. Beraber yürütmeniz lazım bunu. Yoksa hiç iş yapmayan hiç hatası da olmaz. Ya durmuşsun ya, bir sahne çıksın, durmuşsun. Oturmuşsun, yatmış, kalkmış, gelmiş, törenler atmış, selamını, hiç hatası yok. İş yapmamış, iş yapmayan hatası olmaz. Hem yapacaksınız, hem bunlara dikkat etmelisiniz. Ve elbette ki bu konuda devletin veya hükümetimizin amacı, işte ayrılmış kaynakları, yoksul kesimleri doyurmak suretiyle İler nihayet devam ettirmek değil. Aslında iş yapabilecek olanlar iş projeleri kapsamında bunlar iş edinmelerini sağlamak. Ve gerçekten daha önceki dönemde yaptığımız çok özgün bir proje. Ben bunu çok beğendiğimizi bunu her yerde söylüyorum. Burada size de söyleyeyim. Söybis diye bir proje sosyal yardımlaşmada. Buradaki genç, 5-6 tane genç, uzman, hiçbir kaynak, devletten hiçbir kaynak tahsis edilmeden, harcama yapılmadan, gelen bir ürün imkanlarıyla Söybis diye bir proje hayata geçiriyor. O Söybis bugün bütünleşik sosyal yardım hizmetleri projesinin içinde, değil mi? Onun içinde. Bu büyük bir projenin içinde. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 12 aylık olursa 20 küsur sorunun cevabını 7 saniyede ortaya koyabilen bir yazılı program. Müthiş bir şey. Yani artık vatandaş geliyor, ben işte muhtacım, yardıma muhtacım. Git ispatı, eline veriyorsunuz bir dosya. Bir dosya, bir nefkat sayfa. Kurum kurum dolaşıyor, o kitabını. İşte arabam var, yok tapum var, yok işte gelirim var, yok bankada hesabım var, yok getir. Adam diyor ki ben muhtacım vermiyorum. Siz diyorsunuz git ispatla. Şimdi öyle değil. Yani hizmet alma algısını ve usulünü değiştirin. Sen otur burada. Bir imza özel bilgilerine erişme muvaffakat ettiğini teyze kimlik numaranı ver. 7 saniyede adamın DNA'sını çıkartıyorsun. Oturuyor. Bu vatandaş bu. Böyle olmasın. Ve bu proje sayesinde birçok uyanık vatandaşın bazen aynı gün, bazen gün atlamak suretiyle çok değişik sosyal yardımlaşma vakıflarından para aldığını takip ettik, bulduk, etti. Birkaç örnek getirmişlerdi bana. Aşağı yukarı ayda 700-800 TL civarında bir kaynak toparlıyormuş adam uyanık. Yani bir maaş toparlıyormuş. Bunlar bitti. Eşit kartına da buradan sorgulanıyor. Dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü'nün ilçenizde, sizin gözetiminizde vakfın çalışmalarını çok yakından takip etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar, ben burada bitireyim. Yani projelere girecek halim yok. Kitap çıktığı var, zaman ilgi duyarsanız bakarsınız. Bizim çok özgün projelerimiz var. Gerçekten
gümrüklerde uygulamaya koyduğumuz. Onlara girmeyeceğim. Zaten o kitapçıya yazıya dökmüş arkadaşlarımız, derilerimiz toparlamış. Onları oradan takip edin. Önemli bir işte yaptığınız hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir zaman da böbürlenmeyin. Vatandaşın hep içinde olun. Hemhal olun. İlçelerde ayrı oturduğunuz yerler olsa bile o yerlerin var olması vatandaşın arasına girmekten sizi uzaklaştırmasın, alakoymasın. Hiç bundan da çekinmeyin. Ha, çok uyanık tipler olun. Size bir selam vermekle, yanınıza durup bir fotoğraf çektirmekle bunu bir ranta dönüştürmeye çalışanlar olur. Onlara karşı uyanık olun. Zaten vatandaşımı bilir. O tipler herkesi idare eder havasında olur. Her geleni geçeni, her geleni geçeni. Bunlar Anadolu'da her yerde var. Çoktur bunlar. Bunlara göre ilişkilerinizi de iyi ayarlayın. Yani şunu demezsin. Ya bu adam da herkesi idare ediyor kardeşim. Bak yeni gelen kaymakam da bunu yapmadı. Şu da bunu yapmadı. Kızdığınız an hiç karar vermeyin. Bu da son söylediğim olsun. Kızgınlık halindeyken sakın karar vermeyin. Mutlaka makul süre, genelde 24 saat denir, makul süre bekleyin. Kızgınlık, yanlış karar vermenize zemin hazırlayabilir. Yani tehevürle karar vermeyin. Sakinleşin, muhasebe yapın, ondan sonra karar verin. Böyle inşallah olmaz, kızgınlık haliniz olursa geçin davranın yüzünüzü bir defa yıkayın. Evet değerli arkadaşlar, ben sizlere tekrar başarılar diliyorum. Hep sağlıklı olun, huzurlu olun. Tabii görevinizi yaparken burada bir yani iki çocuk babası dedi, benim iki de torunum var. Bunları özledim. Ailelerinizi hiçbir zaman ihmal etmeyin. Yani göreviniz dolayısıyla aile hukukunu ihmal edecek, zedeleyecek, eksik bırakacak tutumlar içerisine girmeyin. Çünkü biz güçlü toplum hedefin önümüze koymuşuz. Güçlü topluma erişmek için bir güçlü birey olması lazım. İki güçlü aile. Güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplum. Ve gerçekten bulunduğumuz coğrafya itibariyle, ekonomik performansımız itibariyle ve dünyanın önemli bir merkezinde yer alan stratejik konumuz itibariyle baktığımızda, hele hele Türkiye'yi şu terör belasından da kurtarabilirsek inşallah kurtuluruz. Türkiye'yi çipse tutamaz. Bunu da iyi anlatalım. Çünkü bizim en büyük zenginliğimiz bizim kardeşliğimizdir. Ve birbirimizi severim. Hiçbir ayrım yapmanı severim. Dikkat ederseniz bak biz Türkiye'de hizmet üretirken Türkiye'nin şu bölgesi demiyoruz. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demiyoruz. Türkiye diyerek yapıyoruz. Yine hiç kimse arasında ayrım yapmadık. Felsefe düşüncesi, etnik mensubiyeti itibariyle yapmadık. Rengi itibariyle yapmadık. Köyde size bir proje ürettim. Köye destek projesi. Yol usul olmaya köy bırakmayacağız. Açılım bu. Bunları köye hizmet götürme birlikleri yapıyoruz.
o kaynakları kullanırken adaletten ayrılmayın. Öncelikle iyi belirleyin. Hep son diyorum ama aklıma yine çok geldi, durdukça geliyor. Yapamayacağınız hiçbir şeyi söylemeyin. Yapamayacağınız bir şeyi söylemek sırtınıza yük almak demektir. İnsan gücü neyse o kadar yük taşır. Yapamayacağınız bir şeyi söylemek, taşıyamayacağınız yükü sırtınıza almak demektir. Altına ezilirsiniz. Ve güveniniz azalır. Size olan güvenin zedelenmesini alacaksınız. Olabilir. Sizden birçok kişi talepte bulunur. Menfi cevap verecekleriniz olacaktır. Fakat hiçbir zaman menfi cevaplarınızı çok keskin menfi sözcükler kullanarak ifade etmeyin. Menfi şeyleri bile pozitif cümleler kullanarak ifade edin. Yani kesinlikle olmaz. Demek ayrı bir şeydir. Şu sebeple bunu yapmamız mümkün değil demek farklı bir şeydir. Yani muhatabınızı size olan güven algısını zedelemeye yol açacak bir duruma düşmüyor. Ve bakın dikkat ederseniz bizim başbakanımız başta olmak üzere yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemedi. Zaten yapamayacağı şeyi söylemenin eski dilde ismi nedir? Ne? Ne derler onu? Şimdi popülizm deniyor. Değil mi? Yapabilir bir şey. Eski dilde ne deniyor? Halk arasında. Ne? Dal tavuk deniyor. Ne anlatsın? Hamasit. Güzel sözdür. Öyle değil. Hamasit. Hamasi. O güzel bir şey. O hamasit yapmak güzel bir şey. Eskiden dal tavuk derlerdi. Halk dal tavuk. Siyasetçi yaparsan halk dal tavuktu der. Halktan bir şey yapardı, dal tavuktu. Hiç böyle bir tarzımız yok. Yapabileceğimizi söylüyoruz. Hayır. Yapabileceğimizi neye göre söylüyoruz? Kaynaklara göre söylüyoruz. Kaynak kimin? Milletin. Böyle görüyoruz. Biz de buna çok dikkat ediyoruz. Ben geçenlerde yoktunuz, ayrılmıştınız Rize'den. Yeni valiyle de Kaptanpaşa'ya gittik. Dedi ki adam, bizim bölgeye bir tane çay fabrikası yap. Kaptanpaşa benim geniş köyümün bağlı olduğu eskiler için nahiyeydi, nahiyeler kalkmış şimdi. Burada yeni bir tane çay fabrikası, organik çay bölgesi yapılmış. Ne fabrikası dedim ya, işte Dursun isimle. Çay fabrikası yapayım dedi. Çok dedi, daha önce çok söz verdiler dedi. Kim verdi? Eski siyasetçiler verdi. E niye dedim onlara sormuyorsun dedim. E dedi şimdi siz varsınız. Ha dedim şimdi ben de sahneyim bir fabrika yapacağız. Ben de söyleyecek onlar aynı şeyi söyleyeceksin. Ben dedim o fırsatı vermeyeceğim. Burada fabrika uygun yapmamız dedim maliyet açısından sizin menfaatinize uygun değil dedim. Yani kestirip atmadım onu pozitif söylemeye çalıştım ama negatif söyledim. Söylemiş, söyler gidersiniz, söyler gidersiniz. Dolayısıyla kurum da zedelenir oyunmaz altında. Haklısın, imkanlarımız da giderek artıyor. İmkanlarımız arttıkça milletimizin refah seviyesi yükseliyor. Gerçekten Türkiye
muazzam bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Köylerimizle birlikte, şehirlerimizle birlikte bu değişim dönüşüm daha da hızlanacak. Sizler de bunun en önemli noktalarında görev yapıyorsunuz. Zaman çok hızlı akıyor. Bakmışsınız ki yıllar geçmiş, çok daha farklı yerlere gelmişsiniz. Gerçekten ülkenin tamamen yönetim sorununu sırtlar durumundasınız. O zaman farkı daha iyi göreceksiniz. Türkiye'nin nereden, nereye geldiğini çok daha iyi göreceksiniz. Ve ben sizlere bir kez daha başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Oraya geldim şimdi. Siz burayı tamamen derse dönüştürmüşsünüz şimdi. Çünkü sonra ne oturacaksın altı sıfırda, ne gittiğinde altı sıfırda hiçbir şey yok. Tam dersler yapıyorsun, tam o sınıfter ha. Tamam, soru cevap değil. Katkı olabilir, eleştiri olabilir. Katılmadığınız nokta olabilir. Katkı vermek istediğiniz olabilir. Bir 15 dakikada öyle zaman ayırabilirim size. Buyurun. Evet. Yoğun bir şekilde kaçak ameliyatı satışı oluyordu, yardımlar, operasyonlar oluyordu. Ama kanunlardan kaynaklanan borçluklardan dolayı hiçbir zaman bu istasyonlar kapatılamıyordu gibi bir durum vardı. Biz bununla ilgili asayiş toplantısında değerlendirme yaparken hani bunların artık kendi fikrim çevresinde kapatılıp, yani satanların belli bir süre sonra kapatılması mı gerekiyor, yani nasıl kesin önden alınır diye düşünürken bir gün sonra televizyon programında sizinle ilgili bir başlanması duyuyoruz. Konuyla ilgili en son nasıl bir karara vardınız? Neydi? İsminiz neydi? Erkan Sabah. Erkan. Bunu bizim arkadaşına sorulmadı değil mi sana? Soruyu vermedim. Ben görev yaptığım içeri böyle bir problem. Yok, espri yapmıyorum. Bazen devam olsun. Bu çok temel bir soru. Yani Türkiye'de kaçakçılık var. Belli ürünler açısından. Ürün sıralaması yaptığınız zaman akaryakıt, elektronik, çay, tütün ve tütün mamulleri, önemli kaçakçılık ürünleri. Hadse olduğu zaman işte bunların belirlendirmeleri, dolayısıyla fiyat farkları, sebep ne olursa olsun. Bir ekonomide kayıt dışılık en temel sorunlardan bir tanesi. Ve Türkiye'nin ekonomisinde şöyle %35-40 bir kayıt dışılık. Hepiniz söylediğim tekrar olacak. Kayıt dışılık ne kadar fazla ise kayıtlı olanlar yük o kadar artar. Yani devlet kayıtlı yakalamışsa yani gidene harcamak için onların değişikleri meclisleri artır, onların yükü artar. Onun için kayıt dışılıkla mücadele gerçekten hükümetimiz çok önemli bir sorun olarak ele almış. Değişik bakanlıkların bu sorunla alakalı eylem planları. Dolayısıyla akaryakıt kaçakçılığında bu kapsamda mecliste 2004'lerde bir araştırma komisyonu tarafından araştırılmış, rapora bağlanmış. Hani bazen diyorlar işte başbakan söylediği bir sayı falan işte 16 milyar dolar falan öyle belirlemiş, ölçmüş bir rakam yok. Ama Türkiye'de akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bir vaka. Yani bunu tam olarak ölçebilmiş değiliz. Bunun miktar olarak büyütüne, parasal büyütüne bunu ölçebilmek için üzerinde çalıştığımız yöntem şu. Türkiye'nin ne kadar akaryakıt ve türevi ürüne ihtiyacı var? Ne kadar üretim var? İthalatı ne? Yani bunları ortaya çıkarttığımız zaman akaryakıt kaçakçılık boyutu ortaya çıkacak. Ama biz bunu hesaplıyoruz, sonra ölçeceğiz diyecek halimiz yok. Böyle bir fiil varacak ve bir tane de takip ediyoruz. Ve Meclis Araştırma Komisyonu'na bağlı olarak akaryakıt kaçakçılığı mücadele koordinasyon kurulu başbakanımızın gerekçesiyle oluşturulmuş. O koordinasyonun
başkanlık görevi de ben yürütüyorum Gümrük Ticaret Bakanı olarak. Mücadeleci kuruluşlar var. Geçen yıl o genelde yenilendi. Akaryakıt Kaçakçı'da Mücadele Koordinasyon Kurulu Bakanlar Düzeyine çıkartıldı. İşte bunun içerisinde İçişleri Bakanımız var, Ulaştırma var, Sanayi var, Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı bu, ve EPDK, bu mücadeleci koordinasyon kurulunun bakan üyesi. Ayrıca bu bakanlıklarda mücadeleci kuruluşları var. İllerde de var. Akaryakıt Kaçakçı'da mücadele. Dolayısıyla biz 6 ayda bir kurul topluyor, 3 ayda bir de mücadeleci kuruluşlar raporlarını gönderiyor, onların derdini toparlıyoruz. Bu kurullarda sizin söylediğiniz erişim, paylaşımlar oldu. İşte jandarma, kırsalda veya şehirlerde işte polis, emniyet, dışlarımız yaptıkları ölçümlerde ya da EPDK merkez ölçümünden bir istasyona geliyor. İşte 10 tane pompa var. Pompada akaryakıt ölçüyor. 2 tanesinde merkez ölçülüyor. İşte sunum yapıyorlar. Yani görsel olarak da ekrana geliyor. Burada yakaladık diyorlar. Ne yaptınız? Efendim bu 2 pompayı mühürledik. Ötekiler ne oldu? Ötekiler de yoktu, satıyor. Bunların mühürleme yetkimiz yok. Ve uygulama. Ya da bir süre sonra kişi ceza alıyor işletici. O halde devrediyor, başkası veriyor. Ne diyor bu istasyon? Çalışıyor. Ya bununla ilgili soruşturma, kovuşturma, emniyeti bitti mi? Bitmedi yargıda. Nasıl söyledi? Devretti. Geçen hafta içerisinde Meclis Genel Kurulu'na kabul edilen 92 maddeden oluşan Gümrük Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin değişiklik tasarısı ismini taşıyan çalışma kapsamında bu alanı düzenledik, bu sorunu ortada kaldırıyoruz. Merkezsiz, tabii ki bazen bu merkez ölçümlerine de itiraz etti. Sektör temsilcileri haklı, bana göre. Akredite laboratuvarlardan bunların tahlilleri yapılmasını öngördük. Akredite laboratuvarlarda gerçekten merkezsiz ürün, kaçak ürün kullanıldığının tespit halinde geçici olarak listasının tamamı durdurulacak. Hemen mühürlenecek, vurulacak, mühürlenecek. Hayır, kişi yargıya taşır, idari işlemdir, yargı kararı anında başımız üstünde. Böyle bir önlem ettirdik. Gene sizi defterlarlık vesaire vasıtası ilgilendirecek. Kaçak yakalanmış akaryakıtın tasfiyesini kolaylaştırdık. Bunların ihtiyaç duyulan kamu hizmetlerini akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere fazla olması halinde de bunun satılarak tasfiye edilmesine ilişkin düzenleme getirdik. Bunlar da uzun süre değil. 6 ay içerisinde bitecek en fazla. Hemen verilecek ama 6 ay geçmeyecek. Tütün ve tütün mamullerinin özellikle sınır bölgelerinde çok şehir işlerinde dolu. Kaçak olarak yakalanmış tütün ve tütün mamullerinde ise ardında imhasını ne için düzenleme getirdik. Hemen bir tutana bağlı imha edilecek. Depolamanın olan böyle bir şey yok. Son derece caydırıcı, etkin bir uygulama edilir. Çünkü bizim bakanlığımıza bağlı antrepolar var. Mesela antrepo rejimine aykırı bir fiil icra eden vatandaş olması halinde biz onun fiilini işte yargıya yetiş yapmayız. Ardında askıya alırız. O dava için var. Ve çok caydırıcıdır. O ona benzer düzenlemeyi kaçak akaryakıt kullanan sadece şeyler değil bu büyük dağıtıcı olanlar hariç yani onlar rafineri düzeyinde olanlar hariç. Rafineri yetinmedik. Çünkü bakarsın bir merkez suyun çıktı rafinerinin durdurulması falan ülke ekonomisiyle çok stratejik bir alan. Onunla ilgili yaptığımız farklı ama bu istasyon dediğimiz ve dağıtıcı şeklinde
faaliyet göstermeyle ilgili demin ifade ettiğim tarzda bir yaptırım getirdik. Bununla etki bir mücadele sürdü. Bir diğer şey de bir de Zeybullah Bey'le konuştuğumu hatırladım. Geçen Ağustos ayında yayınlanmış Başbakanlık Genelgesi'nde akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleyi daha etkin yapabilmek için. Elbette ki mücadeleci kuruluşların görevlerini durdurmaksızın, onları aksatmadan, onlar çalışmalar devam edecek. Ama o alanda daha seri sonuç almaya matur özel ekipler kurulması Başbakanlık Genelgesi'yle düzenlendi. Bu özel ekipler gezici olarak dolaşacak. Klasik bir örnek, işte Ankara, Konya arasındaki yol güzergahında istasyonlar var. Ucuz yakıt kullanılıyor. Ucuz işte şu ürün bulunuluyor. Niye ucuz? Bunun rafineden çıkışı belli. Kar marjı belli, vergisi belli. Sen niye ucuz satıyorsun? Hem de bunları kontrol yapacak. İzah edilemez bir durum olunca gerekli yaptırmak, uygulamak için gerekli işlemler icra edilecek. Bilmiyorum cevaplayabildim. Peki başka? Muhammed Emin Az önce konuşmanızda ifade ettiğiniz tüketici haklarıyla ilgili bir çalışma yaptığınızı biz geçen yıl yurt dışındaydık. Oradaki tüketici hakları tüketici memnuniyetini de kapsıyordu. Yani bir ürünün ayıp olması gerekmiyor. Siz memnun kalmadıysanız direkt sorgusu asıl iade edebiliyordunuz. Bunu ülkemizde uygulayabilir miyiz? Bu çalışmalarınızda o da kapsam alana girebilir miyiz? Ona ilişkin var. Ben şimdi süreyi söyleyemeyim. Tasarı da var. İade etme sürecini 30 güne sanırım çıkarttık. Yalnız bir şey söyleyeyim. Yani müşteri, tüketici aldığı ürünü iade etme süresini biraz daha uzattık. Sebep göstermeden. O memnuniyetsiz yani memnun olmak iade anlamına gelir. Ha, bir örnekle ben geçirdi yaşadım. Bunun birisine gazeteci anlatılmasında da çıktı yer aldım. Bu kol düğmelerine manşet deniyor değil mi? Almıştım dedim. Ve çok ilginç geldi bana. İki tarafı da kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle katlanan değil de. İki taraf, bir tarafı diğer bir mavi, bir tarafı beyaz. Değişik çevirince. Hoşuma gitti, aldım ben iki fonksiyonelliğe. İkinci defa takarken bir taraf koptu. Sonra geldim, şey, bakanlığa geçtim. Özür kaydım ki ben bunu hemen kala yaptım. Bu ne kala dedim, götürdüğünü soralım ben yani. Yapamazlar diye. Yeticiyi değiştiren adam dedim yani. Kala öyle yaptırsın yani. Bu günlerde denk geldi. Meclislerde o kanunla ilgili konuşacağım. En gazeteci arkadaşı söyledim. Onlar bir yerde yazmış, bir gazetede yazmış. Sonra götürdü. Adam demiş, hayır demiş, ya bakan bir yeni şu gazetede çıkan şey demişler yani. Onlar da takip ediyorlar demek ki. Değiştiler yani. Doğru, o çerçevede bir düzenlememiz var. Ama yani tabii Türkiye'de tüketici bilinci henüz beklediğimiz düzeyde değil. Tabii biz bunu demin de söyledim yani hem üretim kalitesini arttırmak hem de üreticiyi de tabii korumamız lazım. Yani şimdi marketten satıştan inşaat sektörü en sürükleyici bir sektör. Yani siz şimdi yaptığınız düzenlemeyle tüketicinin hukukunu koruyacağım diyerekten inşaat sektörüne maliyetleri artırıcı, o sektörün dinamizmini önleyici bir takım mekanizmalar getirirseniz tüketiciyi koruyacağım derken yani kaç yapayım derken göz çıkartırsınız. Ve o dengeyi de bu alanın bütün sorunları tartışarak büyütüyoruz. Evet, başka? Sayın Bakanım, Bekir Cansız, Çankırı Kalanayım. Sayın Bakanım, dün buradaki akrabalarımıza görüştük. Öncelikle sizin geleceğini söyleyince, önce selamlarını, sonradan da bu sene yazın geliyorken artık yumruk kapılarında böyle uzun kuyruklar bekleyeceğiz mi? Buna yönelik bir önlem var mı diyor. Böyle bir HGS gibi geçeceğiz mi diyorlar bu yumruk kapılarında, böyle çileler bitecek diye. Size selamlar, milletler efendim. Hadi, güzel.
Şimdi dün çok gazeteler de vardı, bugün de var. Mesela Kapıkule'de özellikle araçlar tır taşımasında büyük gruplar oldu. İşte bazıları taburla ilgili çıkıyor falan. Bizim kapılarımız aslında çok modern. Mesela Kapıkule dünyanın sayılı kapılarından bir tanesi Kapıkule. Haburo zaten yapmıştı devlet böyle kapsamında yaptığımız kapılardan bir tanesi. Ama ismi üzerinde kapı. Bir kapı demek ki açılacak, yürüyecek, çıkılacak. Kapı, kapı olan bir yerde mutlaka bir şey olur. Ha, siz kapıda ne kadar çıkış yaptırırsanız, bunun hızlanması komşu ülkenin kapısındaki işlemin hareketliliğine bağlı. Yani siz burada ipi veriyorsunuz, veriyorsunuz. İpin boşluğunu karşılar bağlamıyorsa o sürüp dediğiniz ip boşalır öyle yayılır. Şimdi Kapıkule'de yaşadığımız şey bu. Yani Bulgaristan tarafı kapısını yeniliyor, çalışma var. Yani inşallah uzamaz, biter. Sıkıntı yok. Bir, bundan kaynaklanıyor. İkincisi, biz elektronik bilgilendirmeyi de devreye sorduk. Yani yurt dışından gelen vatandaşlarımız hangi kapı yoğun? Yani nasıl hava durumuna bakıyorsun ya veya yol durumuna bakıyorsun şehir içi trafiğine. Nereler yoğun, nereler daha tedarik. Özellikle İstanbul'da birinci köprü mü, ikinci köprü mü diye. Vatandaşlarımız da işte Kapıkule mi, Hamza Beyli mi, İpsala mı, neresi yoğun, neresi daha seri geçiş var? Bakıp ona göre yol güzergahlarını belirlerlerse elbette ciddi kanmalar minimize olur. Üçüncü bir husus şu, genelde biz şöyle bir alışkanlık içindeyiz. Ürünümüzü yüklüyoruz. Ve taşıyıcı firma hafta sonu yola çıkıyor. Diyor ki ben hafta sonu nasılsa bütün kuruluşlar tatilde, tatil günü yolda geçeyim ve hafta başında hemen varacağım bir şey varmış oluyor. Yılmam diyorsa hafta içi yayılmış olsa bu olmayacak. Bunu aslında azaltacak bir projeyi biz devreye sorduk. Özellikle taşımacılık açısından. Bu da yetkilendirilmiş yükümlü ve yerinde gümrüklemeli. Kitap tutuyor göreceksiniz. Kitap tutuyor var. Bunu bu sene Ocak ayında devreye koyduk. 2013 Ocak ayında. Yetkilendirilmiş yükümlü şu. Belli nitelikleri taşıyan ticaret erbabına verilecek bir statü, yetkilendirme yükümlü belgesi vereceğiz. Yetkilendirme yükümlü belgesi verilmiş olan kişi, gümrük deneme işlemlerini, özellikle ihracatta, bu sene yarısından sonra ithalatta da başlatacağız. Gümrük deneme işlemlerini kendi atölyesinde, fabrikasında, antreposunda yapacak. Elinde gümrük deneme. Şehir içine girmeyecek. 7 gün 24 saat sevkiyat yapabilecek. Yani Londra'dan bir sipariş aldı. Ne gün? Cuma günü akşam 18'de. Sipariş alan yetkilendirilmiş yükümlü tacir. Ya ben ne yapayım? Cumartesi, pazar şimdi gidip mesai ücretimi yatıracağım. Günlük açık mı? İç günlük işlemini nerede yapacağım? Diye bir kaygıya kapılmayacak. Siparişini alacak, pazarlama birimine talimat verecek, ürünler hazırlanacak, tıra yükleyecek, ona verdiğimiz özel mühürle gümrük işlemini yapacak, hemen startı verecek, şehir içine girmeden, gümrük aramadan, karayoluna gidecekse Avrupa gidecekse Kapıkule, Irak'a gidecekse Habur, deniz yoluna gidecekse Ambarlı, sizin neresiyse, veya Mersin, yönlendirecek gideceğim. Dolayısıyla bu çalışmada oradaki araç birikmelerini önleyeceğim. Mesela bir son olarak söyleyeyim. Habur'a gidilir, şey edilir. İşte araç kuyrukta. Doğru. Habur'da giriş çıkış araç sayıları iki ülke görevlileri tarafından belirlenmiş. 2000 araç çıkış yapabilir, 2000 araç giriş. Kapasite bu. Ben Havur'da çalışan arkadaşlarımın kapasitesini bu 2000 araca göre bakalım.
2000 araç giriş, 2000 araç çıkış, yani 4000 araç giriş çıkış toplam. O kadar araç geçmişse o günkü performans iyidir. Ha onun altında kalmışsa hizmet aksama vardır. Dolayısıyla 4000 araçtan fazla araç girmek, çıkmak üzere gelmişse çok doğaldır ki bunlar turba gidecek. Yani onu yapmazsa mümkün değil. Şimdi ilave bir köprü daha yapma çalışmamız var. Ben bunları söyleyeyim, Sayın Başbakanımızla tekrar istişare ettim. İnşallah o köprüyü de şu yakın bir zamanda başlarız. Evet. Sana soruyorum. Bitti mi diyorsun sen? Soracağım. Yok sen de sor, alma. Muhammed Yasin Kırıcı, Denizli Kaymakam Adresi Bakanı. Genelde çokça şikayet edilen bir mevzu da gümrüklerdeki vergiler meselesi. Bir örnekle ben konuyu biraz daha açayım, veya basitleştireyim. En basitinden otomobildeki vergiler. Şimdi yurt dışına hepimiz gitme imkanı bulduk. Yurt dışında araba fiyatları çok makul. Bunlar ülke içine girdiği zaman gümrükte tam oranları bilmemekle beraber iki katına yakın bir fiyata Türkiye'de pazara sunuluyor. Bununla alakalı akla ilk gelen şey yerli üreticinin korunması belki ve ithalatın kısıtlanması belli ölçüde cari açığı azaltmak amacıyla, ama ilk pencereden baktığımız zaman yerli üreticinin korunması noktasında düşünüyorum. Bir elektronik olsun, bir otomobil olsun, otomotiv sektörü olsun. Zaten yerli üretim veya yerli üretici diye bir şey en azından ben pek göremiyorum. Sayın Başbakanımız neden yerli otomobilimiz yok dediği zaman diye sorduğu zaman ve Türkiye'nin büyük firmalarına teklif ettiği zaman bile hala açıkçası çok bir kıllarını kıpırdatmıyorlar. Hani bu konu işte üretemeyiz, dışarıdan hazır alalım gibi. Bu acaba bu koruyuculuk yerli üreticileri kendi sektörümüz, özel sektörümüz acaba tembelliğe mi sevk ediyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba Sayın Bakan? Yani bu konuda çok hani söylediğinin yarısı itibariyle benzer düşünüyoruz. Ama yarısı itibariyle farklı. Farklı olan şeyi söyleyeyim. Yani doğru. Yani birçok nitelikli ürünle alakalı birçok materyal veyahut o materyalin beyni sayılabilecek olan kısmı hani dışarıda üretiyor, geliyor montaj, yani montaj sanayi. Yani ama tamam öyle değil. Yani belli oranda yurt dışında üretiliyor. Yani diyelim işte motor üretimi yapılıyor ama yer aksamda bir şey üretiliyor. Ve otomotiv sektörünü dikkate aldığımızda Türkiye'de o faaliyet dolayısıyla yani binlerce kişi istihdam ediliyor. O boyut itibariyle bakacaksınız. Yani biz şimdi yurt dışında üretilmiş araçların Türkiye ithalinde bu yüksek belgelerle kalırsak yani siz düşünün Türkiye'nin neye dönebileceğini düşünün. Ha bir taraftan da öteki alanı Türkiye'de üretimde destekliyoruz. Bir hedef veriyoruz önümüze. Ama sonuçta bunlar devletin işi değil bu. Yani devlet yol yapar. Biz yolu sadece yani araçların yürümesi için, insanların yürümesi için değil. Ticaret erbabında çok kesin rekabet ortamında rekabet güçlerini arttırmak için de onlar açısından bir anlamda biz onlara otobanlar yapıyoruz. Destekler veriyoruz. Yani şu Türkiye'de mesela 2012 yılında çıkarttığımız yatırım teşvik programı. Yani bunu da bakın okuyun. Yani bugüne kadar yapılmış en özgün yatırım teşvik programının bir tanesi. Türkiye 2012 yılına kadar çok yatırım teşvik programı hazırladı. İlk defa 2012 yılında yapılan yatırım teşvik programında SD dediğimiz Sosyal Gelişmişlik Endeksi dikkate alınmak suretiyle yapılan bir yatırım teşvik programıdır. Ondan öncekiler hep ekonomik gelişmişlik ölçüsü dikkate alınarak yapılmış. Türkiye'de bir de sosyal boyut var ya, toplumdan sosyal boyut var, sosyal alan var. 61 değişik faktör bu yatırım teşvik programının gelişmesine dikkate alınır. Beyiller kümelendirilmiş, altı bölge ayrılmış ve çok dinamik bir teşvik programı. Sosyal gelişmişlik kriterlerine göre
farklılık arz eden illere gruplandırma sıralamaları değişecek. Ve yine bu teşvik programında stratejik yatırımlar bölgesel farkı yüzetmeksizin desteklenebileceği belirtilmiş. İşte o alanlar onlardan bir tanesi. Yani inşallah o seviyelere geliriz. Türkiye'nin potansiyeli var. Yani hem beyin gücü olarak var, hem diğer faktör itibariyle Türkiye'nin potansiyeli var. Ama tabii sanayi çok zahmetli, meşakkatli bir alan. Yani ticaret yapan insanın kar marjı daha yüksek olunca insanlar sanayinin zahmetine önemli katlanmıyor. Bizim cari açımızda tabii katma değeri yüksek ürünler üretemiyor olmayışımızdan kaynaklanıyor. Çünkü ithal ürünlerin bir çoğusu da işte sanayinin kullandığı ara maddeler, ara materyaller veya katma değeri yüksek ürünler diyelim işte açısından. İnşallah o hedefe doğru daha güçlü bir şekilde varız. Evet, son iki tane alayım bitireyim ha. Siz bunu. Sayın Bakan, Konya Dayı'nın sahip olun. Şimdi kamudan geliyorsunuz. Daha sonra serbest bir şekilde avukat. Yani kamuda ben 6 yıl daha çalıştım. Doğru, doğru. Tecrübeniz var sonuçta. Siyasete girdiniz. Şimdi bizim önümüzde yerel, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler olacak. Atandığımız dönemden yakın bir süre zarfı içerisinde. Hal böyle olunca farklı renklere sahip bir ülkeyiz. Bu farklı renklerden ortaya ahenkli bir ebru çıkarma adına siyasilerle olan ilişkilerimizi dengede tutmada bize önerileriniz ne olur efendim? Vallahi şiir gibi konuştum. Mevlana Celaleddin Rumi'nin etkinliklerine katılıyor mu? Konya'da katılıyorsun ama. Aradasın. Tamam işte ben de şeyin ifade tarzından anladım. Sahiydi. Değerli arkadaşlar, tabii o alanda söylenecek çok şey var. Sahiydi. Artık sahiydiyim. Ama ben gibiyim. Benim burada yerin kulağı var dediler. Gerçi benim bir izlim sattım yok. Ben inandığım her şeyi her ortamda söylenen bir tarzım da var. Ama Türkiye'de bizim müşterek değerlerimiz var. Mesela Cumhuriyet, Cumhuriyet'in nitelikleri. Cumhuriyet Türkiye'nin bir kazanımı. Bana bir hiç kimsenin Cumhuriyet'le bir sorun yok. Demokrasiyle sorun yok. Nitelikleri sorun yok. Ama sorunlu alanlar var. Yani Türkiye yine birey haklarının korunması, birey haklarına yaklaşım tarzı itibariyle sorun üreten bir Türkiye olmuş bugüne kadar. O sorunlu alanlar yaşamışız. Ve bütün enerjimizi, kimimiz o sorunları büyütmek için harcamışız, kimimiz o sorunları ortadan kaldırmak için çekmişiz. Böyle bir enerjimiz. Dünyada böyle bir toplum yok diye düşünüyorum ben, görmedim yani. Belki biz Osmanlı Devleti'nden sonra kurulmuş yeni Türkiye Cumhuriyeti oluşumuzdan mı kaynaklanıyor bilemiyorum. Yani değer yargılarımız, veyahut da farklılaşmamıza giriş için yaptığımız uygulamalar, işte onu yapanlar açısından diğer kesimleri bastırmak için kullanılacak bir araca dönüştürülmüş. Bir de zaman gelmiş gibi zaman, mühendislik alanları genişlemiş, toplum mühendislikleri türemiş. Yani bunlar şekillendirmeye çalışmış. Bunların hukuk dışı uygulamaları olmuş. İşte ne diyorlar bu toplumu hazırlamak için kullanılan şeye? Ha, propaganda. Propaganda. Ona açık yediler başka bir şey kullanıyor. Burada? Evet. Yani bu tür şey de var. Oysa Türkiye'de
siyasette bir rekabet ortamı, rekabet güzel bir şey rekabet. Rekabet yani senin kimi, benim kimi, seni doğru yapıyorsun, ben mi yapayım? Rekabet olması lazım. Nasıl ki ekonomide rekabet kaliteyi artırıyorsa, yönetime talip olan yapılarla o çerçevede bir rekabet içinde olması lazım. Dolayısıyla değerler üzerinden değil, değerler hepimiz. O rekabet projeler üzerinden olması lazım. Yani o ne yapılması lazım? Projelerin üzerinde olursa, yani milletin takdiri de, işte yetki nasıl kullanacağı da daha kolay alır. İşte sen şöyle zıplar, işte ben Türkiye'nin bakın çok temel sorunlarını çözme noktasında irade koymuş, ortaya irade koymuş insanların çok öyle yetkili, belli konumlarda bulunan kişiler tarafından vatan hainliği gibi sözcüklerle algılanmasını ben yani vicdanın kabul etmeyeceği tarzda bir değerlendirme olarak söyleyeceğim. Böyle olmaması lazım. Ve hiç kimse bu anlamda düşünmüyor Türkiye'de. Yani yelpazede neresinde olursa olsun çok marjinal gruplar hariç. Marjinal olanlar zaten onlar taşeron. Taşeronluk yapıyor. Onlara gelir bir cumbu küme bir görev yükler. Onu icra etmeye çalışır. Öteki gün başkası yükler. Onu yapar. Yani onların çok ideolojik bakışları da yok. Aha, bu anlayışı, yaklaşımı bağnazlıktan arındırır. Değerler hepimizindir diyerek projelere yönlendirebilirsek Türkiye'yi büyütürüz. Büyüyen Türkiye'de ortaya çıkacak refah hepimiz. Ve seçimler tabii demokrasinin önemli aracı. Yerel seçimler son derece önemli. Arkasından Cumhurbaşkanı seçimi ilk defa bir Cumhurbaşkanı seçimini halk yapacak. Doğrudan doğruya millet yapacak. Bakımdan önemli. Tabii Cumhurbaşkanı'nın çok önemli görev yetkileri var. Ve arkasından yine bir seçime gideceğiz. Ama bütün bunların öncesinde önemli olan konulardan bir tanesi. Çünkü onun başarmamız noktasında şu anda yapılan çalışmalar itibariyle henüz bir inşallah ışık görürüz. İşte pazartesi toplanacak. Anayasa hazırlık komisyonu. Türkiye'nin çok şiddetli bir anayasa ihtiyacı var. Yani ilk defa millet bir anayasa yapma imkanına, zeminine kavuşmuş. Bakın anayasayı kim yapar? Anayasayı millet yapar. Ve bu tekel bir hak. Anayasa yapma millete aittir, tekeldir. Millet ya bunu doğrudan doğruya yapar ya da temsilciler aracılığıyla yapar. Ama Türkiye'nin bugüne kadar sahip olduğu 5 tane anayasası var. 1876, 1921, 1924, 65, 83 anayasası. Hepsi olağanüstü dönemlerde yapılmış. Yani 86 Tanzimat'tan sonra Osmanlı döneminde 21, 24 işte Kurtuluş Savaşı Cumhuriyeti kuruluş yıllarında onun şeyi olabilir. Ama 61-82 darbelerden sonra darbecilerin yaptığı anayasalar. Herkesi şikayet ettiği bir anayasa. Türkiye'nin belki de en fazla üzerine ittifak ettiği alanlardan birisi. Yani bütün gruplar, yelpazenin içinde yer alan, işte nereden bakarsanız bakın, merkezden en marjinaline kadar bütün grupların bu anayasa değiştirilmelidir dedikleri bir alan. İlk defa böyle bir sevin olmuş. Ya inşallah bunu başarırız. Daha kısa, daha özlü. Efrat edin cami, ayarlı mani esirlerin değişiyle bir anayasa inşallah kavuşuruz. Bu anlamda da tabii ben sizin sorduğunuz görüşünüzle dilediğiniz alan esnasında söyleyeceğim çok daha farklı şey var ama onları söylemeyeyim. Ayrıca her şeyi söylemeye gerek yok. Siz benim duruşumu ne anlıyorsunuz? Resulük devam ediyorsunuz. Şimdi bir tane daha var. Onu da alayım. Vaz mı geçtin? Evet.
ben size bağlı. Ben de size oraya ilgili olamam. O zaman kısa bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bir bahar havası yaşıyoruz şu anda. Bir çözüm süreci devam ediyor. Türkiye'nin o tartışı geldi dışından. Daha önce çok gündemde aslında vermiş olduğu günlerde değil, borsa rekorlarla, rekor kapanışlar kaydediyor. Benim merak ettiğim bu çözüm sürecinin tüketici davranışlarına bir yetkisi var mı? Bakanlık böyle bir çalışması var mı? İşte banka kartlarıyla yapılan alışverişler son günlerde arttı mı? Gümrük giriş çıkışlarında değişiklik var mı? Bakanlık böyle bir çalışması var mı acaba? Yani yok, bu sürecin sonuçlarının etkilerle ilişkili, etkilerin mesela yönünde bir çalışmamız yok. Ama eğer Türkiye'de özellikle terörün baskısının çok yoğun olduğu, etkilediği bölgeler itibariyle ilgilenen arkadaşlarımızın önemli ölçüde bir değişim, bir beklenti hakim olduğunu ifade ediyorlar. Ve gerçekten bugüne kadar terörle mücadele bağlamında işte kime göre 300 milyar dolar, kimin 400 milyar dolar takavunun belli bir rakamsal boyutu var. Böylesine bir kaynağı artırmadı. Tabii ki ölen insanlarımız hiçbir kaynakla değerli ölçmez, o aynı bir konu. Mücadelede şehit olan bütün insanlarımız Allah'tan rahmet diliyorum. Ama şu vardığımız, bulunduğumuz nokta itibariyle bile Türkiye'de üretim yapacak, yatırım yapacak insanlarda bir güven oluşuyor. Yani güven hem tüccar için, sanayi için, bireylerin seyahat özgürlükleri için ne kadar önemliyse yatırım yapacak insanlar için de güven ortamı önemli. İşte bir göreviniz de sizin o bulunduğunuz yerin güven ve huzurunu sağlayacaksınız. Hem bulunduğunuz yerde öyle köpek mepek kapatma vesaire falan olmayacak. Veya bireysel olursa olur da terör amaçlı turistler olmayacak. Yani vatandaş protesto hakkını kullandı. Yani ZTE kullanıyorsun. Ben şunun için ifade edeyim. Ben geçen de şey gittim. İzmir Ticaret Üniversitesi'nde işte başarılı tüccar sanayicimiz ödül töreni katılmak üzere üniversitenin toplantı salonunda orada o da başkan otururken dedi ki bana efendim bizim üniversitemiz çok özgür burada dedi yumurta atma falan olmaz burada başı açık kapalı bütün bir sorunu var herkes nasıl istiyorsa öyle geldi de kaparasını gelince ben konuşmaya çıkınca biz kalktı oradan bir şeyler söylüyor. Burada ne işiniz var falan. Ben dedim ki müdahale etmeyin konuşsun. Yani çok aykırı da konuşabilir. O arada tamam yumurta atmaya başladı. Yani geldi şeye düştü. Zavet şişirmiş neyse apartmanı aldı gittiler. Güven ortamı önemli. Yani vatandaş protesto etsin. Bana göre oradaki yumurta atmasa, konuşsa, hakaret boyutunda da varmasa bana çok aykırı şeyler söyleyebilirim. Ben onlara katlanmak zorundayım. Yani benim gibi düşünmek zorunda değilim. Benim gibi söylemek zorunda da değil. Yani ifade özgürlüğü var. Ama hakaret etmemesi lazım. O kişilik haklarına saldırı olur. O sınıra kadar düşündüğünü, yani neyi nasıl ifade etmek istiyorsa öyle de söylemeli. Ama yumurta atmak bir hak ve özgürlük değil. Dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Yani güven önemli. Vatandaş getireceği sermaye yapacağı yatırımın ne olacağını kestiremiyorsa, bir güven yoksa yatırım yapmaz. Dolayısıyla bu sürecin başarıyla sonuçlanması, dünyada dolaşan çok büyük miktarda bir sermaye var. Bunlar yatırıma dönüşecek güvenli yer arıyor. Ve Türkiye'de strateji bakımından çok uygun bir yer. Yani inşallah sonlandırırsak Türkiye gerçekten o zaman uçar yani tam anlamıyla uçar, uçuşa kalkarız yani. Peki. Evet, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.